Bu dersimizde Oracle PLSQL komutlarından ve komut yapılarından döngüleri inceleyeceğiz. Bu döngüler içerisinde for döngüsünü incelemeye çalışacağız. For normal programlama dillerinde de var olan ve kendisi olmadan kolay kolay pek program yazılmayacak bir yapı diyebiliriz. Bunun tabii ki veri tabanı yönetim sistemlerinde, veri tabanı dillerinde de karşılığı mevcut. İşte burada da biz PLSQL dilindeki for döngüsünü inceleyeceğiz. Bu for döngüsünün amacı bir istediğimiz bir değere kadar istediğimiz işlemi gerçekleştirmek. Örneğin birden 10'a kadar şu işlemi gerçekleştirir. Mesela ekrana rakam yazdır gibi herhangi bir istekte bulunabiliriz ve bunu kendisi bizim verdiğimiz değerlere göre bir döngü oluşturarak sırasıyla hızlı bir şekilde yapar. Bunun en temel mantığı bu. For döngüsü PLSQL içerisinde iki şekilde kullanılabiliyor. Örneğin birden 10'a göre sıralayabileceğimiz gibi 10'dan 1'e doğru da sıralama işlemi gerçekleştirebiliriz. Bunun için temel olarak en normal ve temel basit yapısını inceleyelim. Increment kullanımıyla başlayalım. Increment direkt default yani varsayılan olarak kullanılan şeklidir. Örneğin birden 10'a kadar başlamak diyebiliriz bunun için. Yani küçükten büyüğe doğru başlamak. Bunun tersi de decrement yani 10'dan 1'e doğru başlamak olarak tanımlanabilir. For döngüsü kullanımı temel olarak basit. Şu şekilde for yazıyoruz. Daha sonra bir değişken adı veriyoruz. Bu değişken for içerisinde otomatik olarak kendisi tanımlanıyor. Yani biz herhangi bir tanımlama işlemi gerçekleştirmiyoruz. Sadece buraya adını yazıyoruz ve bu değişkenin hemen yanına in keyword'ünü yazıyoruz. Daha sonra start number yani başlangıç numarası, daha sonra iki nokta yan yana ve bitiş numarasını yazıyoruz. Burası şu anlama geliyor. Start number bu numaradan başla, end number bu numaraya kadar döngü işlemini yani dönme işlemini gerçekleştir. Bu numaraya kadar durmadan bu işlemi gerçekleştir demek. Hemen altında ne yapacağımızı belirttiğimiz yani bu dönme sırasında ne yapacağımızı belirttiğimiz loop bölümü var. Loop yazdıktan sonra örneğin update işlemi gerçekleştirebiliriz ya da select ya da herhangi bir şey ekrana bir şey yazdırabiliriz. Bunu gerçekleştirdiğimiz alanda loop'un altındaki bu code here bölümü diyebiliriz. En sona da end loop diyerek bu loop'u yani döngüyü tamamlıyoruz. Bununla ilgili detaylı örnekler yapacağız. Bir de bunun decrement yani tersine kullanım var. Örneğin burada start number olarak 1 verdiğimizde end number'da 10 verdiğimizde birden 10'a doğru sıralanacaktır. İşlemi gerçekleştirecektir. Decrement'te ise birden 10'a doğru değil 10'dan 1'e doğru yani geriye doğru bir işlem gerçekleştirecek. Bunu da yukarıdakinden tek farkı in'in yanında reverse keyword'ünü kullanmakla gerçekleşir. For burada değişken adımız in reverse daha sonra start number nokta nokta gene yan yana end number loop ve end loop içerisinde istediğimiz kodu gerçekleştiriyoruz. Şimdi en temel kullanımını şu şekilde yapalım. İlk olarak bir normal blok hazırladık. Begin end içerisinde. Set server output on buradaki sorgu sonucunu ekrana yazdırmak. Buradaki script output kısmına yazdırmak için kullandığımız bir alandı. Bunu daha önceki görsellerimizde de detaylıca anlatmıştık. Şimdi begin end içerisinde bir for döngüsü oluşturduk. For dedik. Daha sonra bir num yani buradaki döngünün sırasını belirtecek bir sırasını atayacak bir değişken adı verdik. Numara olarak tanımlayabiliriz bunu. Yani döngünün sırası numarası diyebiliriz buna. Bu kendi içerisinde otomatik olarak tanımlanıyor. Ve döngü bittikten sonra bu değişken otomatik olarak siliniyor, iptal ediliyor.
Bunu yani döngü içerisinde kullanabiliriz. For num in 2 nokta nokta 5 loop dedik. Bunun anlamı şu: 2'den 5'e kadar, 2'den 5'e doğru bir döngü işlemi gerçekleştirecek ve bu sırada burada num değişkenine verdiği değeri, yani döngü sırasını biz DBMS output putline ile ekrana yazdıracağız. Daha sonra end loop diyoruz ve bu şekilde en temel for kullanımını gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi anonymous block completed 2 3 4 5 dedi. 2 3 4 5 yani 2'den başladı dönme işlemine, for işlemine. Döngümüz 2'den başladı. 5'e kadar, 5 dahil olmak üzere dönme işlemini gerçekleştirdi ve biz burada ekrana num değişkenin değerini yazdırdık. Num ne oluyordu? Biz burada örneğin ilk döngüde, daha döngü yeni başlar başlamaz, buranın değeri ne olması beklenir? Tabii ki 2'den başladığı için 2 olması beklenir. 2 başlangıç değerimiz olduğu için, yani start number olduğu için bunu direkt num değişkenine atıyor ve biz bunu for içerisinde DBMS output putline ile num değişkenini ekrana yazdırıyoruz 2 olarak. Daha sonra bir kez dönüyor bu. Burayı yazdıktan sonra aşağı geliyor. Daha sonra tekrar dönme işlemi gerçekleştiriyor. Çünkü henüz 5'e gelmedi. 5'e gelmiş olsaydı tabii ki dönme işlemi duracaktı. Tekrar başa geçiyor ve 3'ü alıyor. 3'ü num değişkenine atıyor. İçeri giriyor. Output putline ile ekrana yazıyoruz 3 diye. Sonra bakıyor. 5'e vardım mı? Hayır, varmadım. O zaman tekrar dönüyor ve for num diye o değişkene 4 değerini atıyor. Bir kere daha döndüğü için onun sırası 4 oluyor. Num değişkeni bu sefer tekrar yazdırıyoruz 4 olarak. 5 olduğu zaman aynı şekilde yazdırıyoruz ve tekrar döndüğünde burayı kontrol ediyor. Eğer 5 değişkenine geldiyse num değişkenin değeri, zaten loop, yani for döngümüz tamamlanmış oluyor ve bu şekilde ekrana 2, 3, 4, 5 değerlerini yazdırmış oluyoruz. Temel kullanımı bu. For, değişken adı, in keyword'ü ve başlangıç numarasıyla bitiş numarası arasında 2 nokta yan yana ve loop olarak bilmemizde fayda var. Şimdi bunun tersini kullanmaya yönelelim. Gene belirgin hale getireyim. Set server output on begin end içerisinde for num değişkeni, gene for ile başlıyoruz. Num değişkenini verdik. In reverse 1 3 1 nokta nokta 3, yani birden 3'e doğru, normalde reverse olmasaydı birden 3'e doğru sıralı anlamına geliyor bu. Loop DBMS output putline numarayı yazdı burada. Daha sonra birleştirme operatörüyle ekrana string'in yanında eşittirden sonra buradaki numaraları yazacak. Bu şekilde listeleyecek. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi num, buradaki num, buradaki sürekli değişen num değişkeninin değeriyle birleştirilerek ekrana yazıldı. Yalnız burada gördüğünüz gibi biz birden 3'e doğru bir işlem istemiştik. Ancak burada 3'ten 1'e doğru bir yazdırma işlemi gerçekleşti. Bu da şundan dolayı: yukarıda reverse kullanmadan bunu gerçekleştirmiştik. Bu nedenle direkt yazdığımız gibi birden 3'e doğru bu işlemi yapıyordu. Fakat burada biz dedik ki for num in reverse dedik. Yani burada verdiğim başlangıç ve bitiş değerlerini tersine olarak ekrana yaz. Yani tersine bir işlem gerçekleştir dedik. Burada verdiğimiz değerler birden 100 olsaydı 100'den 1'e doğru ekrana yazacaktı. Aynı şekilde 3'ten 1'e doğru bu işlemi gerçekleştirdim. Tersine kullanım için in'den sonra reverse keyword'ünü kullanıyoruz. Tek farkı bu. Şimdi farklı bir örneğe geçelim. Burada da gene yapımızı kullanıyoruz.
Burada bir tanımlama bloğumuz da var. Bu normal blok içerisinde. Normal blok, declare, begin ve end içerisinde olan blok yapısıydı hatırlarsanız. Şimdi burada aynı şekilde declare kısmında bir değişken tanımlıyoruz. Num diye bir değişken. Bunun veri tipi number ve 100 değerini atadık. Bunu ilk olarak begin içerisinde dbms output putline ile ekrana yazıyoruz. Yani burada ne yazması gerekiyor? Varsayılan değeri 100 olduğuna göre ilk olarak daha döngü başlamadığı için direkt ekrana 100 değerini yazacak. Daha sonra altında bir for döngüsü var. Bu for döngüsünü işlemeden önce ekrana 100 değerini yazıyor. Num değişkeninin değerini. Daha sonra for num in, gördüğünüz gibi yanında reverse yok, in ve 2.5 dedikten sonra loop dbms output putline num yazarak tekrar ekrana bu sefer değiştirilmiş num değişkeninin değerini yazıyor. Burada dikkat etmeniz gereken değişkenin yukarıdaki değeri 100, burada ise for içerisine girdiği için değişkenin değeri num olamaz. Yani değişkenin değeri 100 olmaması gerekiyor. Çünkü burada biz bunu 2 ile başlattık, 5 ile devam etti. Bu şekilde bir for döngüsünden sonra buradaki ekrana yazılacak değer tabii ki 100 olmaması gerekiyor. Bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi number değişkenindeki değer ilk olarak ekrana yazıldı 100 olarak. Daha sonra for döngüsü içerisine girdi ve burada da num değişkenini kullanmıştık. Bundaki değer otomatik olarak değiştirildi, sıfırlandı ve burada 2 değeri atandı for döngüsündeki başlangıç değeri start number. Daha sonra bir kere döndü ve bunu ekrana gene dbms output putline ile ekrana yazdı num değişkenin değerini. Bu sefer 2 yazdı. Çünkü yukarıdakinden aldığı değişkenin değerini değiştirdi. Buradaki start yani başlangıç değerini atadı. Bunu ekrana yazdıktan sonra tekrar döndü. 3, 4, 5 olarak yazdı. Ve buradaki döngüde işi bittiği zaman end loop ile çıkış yaptı. Bu sefer tekrar varsayılan bir değere kendini konumlandırması gerektiği için bunun da sebebi şu. Buradaki num değişkenin içerisindeki değer buradaki for döngüsünün içerisinde geçerli. Yani end loop dediği zaman buradaki değer otomatik olarak zaten silinmiş oluyor. Ulaşılamaz oluyor. Burada hemen bu end loop'un altında putline ile ekrana yazdırdığımız num değişkeni ise varsayılan declare kısmındaki varsayılan 100 değerini alarak onu ekrana yazıyor. Yani for içerisinde kullanılan bir değişken dışarıdan erişilemez ve kullanılamaz olduğunu bu şekilde görmüş oluyoruz. Şimdi bir başka örneğimizde şu şekilde bir işlem gerçekleştireceğiz. Gene declare kısmında iki değişken tanımlıyoruz bu sefer. Birisi start and start, diğeri end stop. Başlangıç değerinin varsayılan değeri 3, stop'un ise yani bitiş değerinin ise 6. Begin içerisinde for x, y, z değişkeni tanımlanıyor. Bu gene x, y, z değişkeni for içerisinde kendisinin kullandığı bir kendisinin tanımladığı bir değişkendi. In diyoruz ve buraya bir numara vermiyoruz. Dikkat edin. End start diyoruz. Yani declare kısmındaki belirttiğimiz değişkenin adını belirtiyoruz burada. Tanımladığımız değişkenin adını. Gene nokta nokta dedikten sonra end stop yani bitiş değişkeninin adını yazıyoruz. Daha sonra loop dedikten sonra end stop bu for içerisinde bir değişken değeri atıyoruz. End stop eşittir diyelim. 100 değerini atadıktan sonra ekrana x, y, z'yi yazdırıyoruz. Bunu çalıştıralım şu şekilde. 3, 4, 5, 6. Bu nasıl
3, 4, 5, 6 oldu. Bu şekilde X, Y, Z döngüye girdi ve içerisinde bir işlem gerçekleşti. Tabii ki dışarıdan aldığı bir değer olduğu için içerisindeki end stop değerini atamadı buna. Direkt DBMS output putline'ı X, Y, Z olarak ekrana yazdı ve bu şekilde normal bir döngü işlemi gerçekleştirmiş oldu. Yani eğer bunu buradaki değişkene for içerisinde bir değer atanıyor olsaydı, tabii ki burada ilk döndüğü zaman end stop'un değeri 100 olacaktı ve burası 100'e kadar sıralanmış olması gerekiyordu. Yani for içerisinde bir bu kullandığımız başlangıç ve bitiş değişkeni olarak kullandığımız değişkenlere değer atayamayız. Gördüğünüz gibi atadığımız zaman da tabii ki bunu işlem sırasında kullanmıyor ve kale almadan tekrar kendi işlemine devam ediyor. Burada X, Y, Z'nin değerini putline ile ekrana yazdık ve 3'ten 6'ya kadar bu işlemi gerçekleştirdik. Set server output. Şimdi farklı bir örnek. Bu sefer faktöriyel bulmayı for içerisinde gerçekleştireceğiz. Bunun için onun faktöriyelini bulacağız. Buna gene declare kısmında bir tanımlama yaparak başlıyoruz. Num adında bir değişken ve number veri tipinde başlangıç değeri 1. For döngüsüne geldiğimizde vCounter diye bir değişken tanımlıyoruz ve in ile devam ettikten sonra birden 10'a kadar dönmesini istiyoruz. Ve loop'tan sonra factNum değişkeni bunların ikisinin çarpımı değeri buna atanıyor. Yani factNum çarpı vCounter birbiriyle çarpılıp gene factNum değişkenine atanıyor bunun değeri. Daha sonra bu şekilde birden 10'a kadar gidiyor ve onun faktöriyelini bu şekilde bulmuş oluyor. Yani bir kere dönüyor ve burası diyelim 1. Daha sonra tekrar dönüyor. Burayı çarptıktan sonra vCounter ile factNum'u birbiriyle çarpıp factNum'a yazdıktan değerini atadıktan sonra tekrar dönüyor. 2 oluyor. 2 olduktan sonra tekrar 3, 4, 5, 10'a kadar birbiriyle çarpıp gene değeri factNum değişkeni atıyor ve en sonunda da putline ile bunu ekrana şu şekilde yazıyoruz. İsimlendirmede bir eksiklik olmuş. Evet, gördüğünüz gibi 10 numarasının faktöriyeli burada gördüğünüz sayı. Bunu kendi içerisinde PL/SQL ile faktöriyel hesaplayarak yapmış olduk. Şimdi farklı bir kullanımı yapacağız. Bir tablo oluşturacağız. Loop test adında. Bu tabloya for döngüsü ile insert işlemi gerçekleştireceğiz. İlk olarak normal bir insert, yani ascending, daha sonra descending. Bunu başa alıp tekrar görelim. Increment ve decrement şeklinde. İlk olarak loop içerisinde kullandığımız insert edeceğimiz tabloyu oluşturuyoruz. Buradaki loop test. Buna sıradan bir XID sütunu oluşturuyorum ve number veri tipini atıyorum buna. Bu şekilde çalıştırıyorum. Böyle bir tablo var şu an. Drop table. Tamamdır. Evet, table loop test created dedi. Başarılı bir şekilde tablomuz oluşturuldu.
Şimdi sorgumuza gelelim. Begin bloğu içerisinde, begin end bloğu içerisinde for ile başlıyoruz. I değişkeni adını veriyoruz burada. In 2000'den başla nokta nokta 2100'e kadar döngü işlemini devam ettir. Loop diyoruz. Bunun içerisinde ne yapacağız? Insert yapacağız diyoruz. Peki neyi insert edeceğiz? Insert into loop test tablosu. Değer olarak da buradaki döngünün sırasını tutan, yani dönme işleminin sırasını tutan i değişkeninin değerini bu loop test tablosundaki xid sütununa, number veri tipindeki xid sütununa eklemesi gerektiğini söylüyoruz. Ve burada end loop ile bitirip commit diyoruz. Veri tabanına işlenmesi için commit edilmesi gerekiyor. Bu şekilde işlemi bitiriyoruz. Ve anonymous block completed dedi. Yani 2000'den 2100'e kadar tüm sırayı döndü ve hepsini insert etti. Kontrol edelim. Gördüğünüz gibi select yıldız from loop test dedim ve 2000'den 2100'e kadar hepsini veri tabanındaki bu tablomuza yazmış olduk. Şimdi bunun tersine reverse işlemini gerçekleştirelim. Aynı şekilde for i in, bu sefer reverse diyoruz. 3000'den nokta nokta 3100'e kadar olanı yaz diyoruz. Loop insert into loop test value i değişkenini ata end loop ve commit. Şimdi burada 3000 ve 3100 dedik fakat reverse kullandığımız için bunun 3100'den 3000'e doğru decrement şeklinde yazılması gerekiyor. Hemen yapalım. Evet, başarılı bir şekilde yazıldı. Burası zaten vardı bunlar 2100'e kadar. 2100'e geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi 2100'den sonra reverse kullandığımız için 3100'den 3000'e doğru bir yazma işlemi gerçekleştiriyor ve 3000'e kadar iniyor. Yani reverse de bu şekilde başarılı bir şekilde insert etmiş olduk.